Merhaba ben Erol. Bugün yanımda Samsung Galaxy A14 bulunuyor. Şimdi bildiğiniz gibi kanalımda Samsung'un bu A04, A03, A13, A20 serilerini çok fazla inceliyorum. Bu da Samsung Galaxy A14 ve şu an Türkiye'de satılmıyor ama yakında Türkiye'ye gelecektir. Samsung Galaxy A14'ün özelliklerine baktığımız zaman çok müthiş özelliklerle doğruyu söylemek gerekirse gelmiyor. Ve fiyatı hakkında da konuşacağız. Ne kadar olursa alınır bu telefon onun hakkında da konuşmuş oluruz. Şimdi Samsung Galaxy A14'ün dış tasarımına baktığımız zaman damla çantikle karşımıza çıkıyor ön kamerası. Çene kısmı ve yan çarşı kalın diyebilirim. Yani ön taraftan baktığınız zaman çok sizi memnun etmiyor tarafa geldiğimiz zaman burada Samsung'un son serisinde olan sadece kamera çıkıntıları yani gerçekten kamera çıkıntılarının olduğu bir tasarımla birlikte geliyor ve rengine göre arka taraftan yukarıdan aşağıya da aşağıdan yukarı bir artık nereden bakıyorsunuz süzme iniyor. Süzmeden kastımda hani çizgi çizgi iniyor, şerit iniyor. Ama arka tasarımın çok çok güzel olduğunu söyleyemem. Sıradan bir arka tasarımla geliyor. Çok bir albenisi bulunmuyor. Ayrıca ağırlık olarak 201 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Kalınlık kısmında ise 9.1 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. Gerçekten yüksek diyebilirim. Hem arka taraf plastik olarak geliyor hem de yan taraflar plastik olarak geliyor. Elinizde tuttuğunuz zaman biraz zorlanabiliyorsunuz ve gece çok oynadığınız zaman elinizi biraz yoruyor. Bunun dışında ekran kısmına geçtiğimiz zaman 6.6 inçlik PLS ve 60 Hz ile birlikte gelen bir ekran bulunuyor. Ekran kısmında maksimum parlaklığımız 500 nit olarak gelirken güneş altında kesinlikle bize yetmiyor. Bunun dışında ekranda maalesef ki başka bir ayrıntı bulunmuyor. Yani ekranın gerçekten kötü olduğunu söyleyebilirim. PLS 60 Hz yani parlaklık kısmında düşük, kalite kısmında bir özellik bulunmuyor. Bunlarla birlikte telefon ekranı kesinlikle çöp kalmış diyebilirim. Buradan batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lı bataryasını 15 Watt'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. 15 Watt'la birlikte de şarj olma süresini yine buraya yazmış olurum. Ama şunu diyeyim 5000 mAh'lı bataryası götürüyor sizi fakat şarj olma süresi çok fazla. Bu da gerçekten insanı biraz yorabiliyor. Çünkü fazladan fazladan sizi bekletiyor. Mesela bir yere gideceksiniz, telefonu şarj edeceksiniz ama çok yavaş bir şekilde şarj oluyor olduğu için telefonu mesela bir saatte %50 şarj edebildiniz. O şekilde çıktığınız zaman da yine idare edecektir ama gününüzü tamamıyla kurtarmayacaktır. Yani hızlı şarj olmaması biraz bizi üzüyor. Ve USB portu ise USB Type-C olarak geliyor. Ben ilk başta eski port olarak karşımıza çıkar diye düşünmüştüm ama USB Type-C koymaları gerçekten güzel olmuş. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman. Öncelikle kamera kısmında fazla bir şey bu telefonda beklemeyin. Çünkü kamera kısmında çok iyi olmayacak. Şu ana kadar saydığım özellikleri zaten kötüydü. Buradaki kamera kısmındaki özellikleri de kötü olacak. 50 megapiksellik ve f1.8 diyaframa açıklığına sahip bir kamera sensörü bulunuyor. Tabii ki de gündüzleri işinizi görecektir ama geceye geldiğimiz zaman kesinlikle işlevsiz kalıyor. Buradaki 50 megapiksellik kamera sensörü Redmi Note 12 Pro'da olan kamera sensörü sensörüyle aynı değil. Yani oradaki kamera sensöründen biraz daha farklı ve biraz daha kötü. Ve bunun dışında SDSD de maalesef ki bünyesinde bulunmuyor. Videoları çektiğiniz zaman titreşe titreşe videoları o şekilde çekmiş olacaksınız. Maksimumda 1080p'de 30 fps SDSD bulunuyor. Bununla birlikte zaten SD olmadığı için titreşimli bir şekilde videolar çekmeniz gerekiyor. Bu telefon alırsanız çekmeniz gereken video tarzı bu şekilde elinizi oynatmadan fazla ve yürümeden olması gerekiyor. Yoksa telefonun çektiği videolar çok fazla titreşiyor. İkinci kamera kısmında geniş açı kamerası bulunuyor. Bu da 5 megapiksel derinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Gönüzlere yeni hafiften işlevsel olduğunu söyleyebilirim ama karanlık ortamlarda kesinlikle işlevselliğini yitiriyor. Marka çekim kamerası da yine 3. kamera kısmında bulunuyor. Bu da çok çok başarılı değil sadece spot ışıklarında ve Gündüz ışığında iş yapıyor. Gece ışıklarında gece maalesef ki iş yapamıyor. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman burada 13 megapiksel derinde ve f2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü bulunuyor. Bu da çok iyi değil bence ben size söyleyeyim yani çok çok iyi değil kesinlikle idare etmeyecek sizi gün üzeri hafiften olsa whatsapp'a vesaire göndermek için iyi ama instagram'da vesaire paylaşmak için evet diyebilirim yani biraz daha üst segment telefon olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Yani kamera kısmından ben kısaca memnun değilim. A serisinin birinci serisi ve ikinci serisi hatta sıfırıncı serisi fazla iyi olmuyor. Hatta ikinci serisi biraz daha iyi ama sıfır ve bir serisi maalesef ki benim hoşuma gitmiyor kamera kısmında. Hepsinin çöp olduğunu söyleyebilirim. Yonga kısmına geçtiğimiz zaman Mediatek'in Helio G80 işlemcisiyle birlikte geliyor. Öncelikle 2.0 GHz kadar çalışabilirken transistör arasındaki mesafe 12 nanometre. Antutu ve 9 puanına baktığımız zaman 240 binlik yine bu telefona göre idare edebilecek bir Ant V9 puanıyla birlikte geldiğini söyleyebilirken minimum defolama kısmında 4 gblık modeli bulunurken ve 64 GB hafızaya sahip modeli bulunuyor. Bu da bize bu telefon segmenti için yetecektir. Ve artı olarak PUBG gibi oyunlara girdiğimiz zaman yüksek ayarları vermeyecektir. Orta ayarlarda 30 yine düşük ayarlarda 30-40 arası FPS desteklerini maksimum olarak bize verebilecektir. Ama bundan düşük oyunları çok rahat bir şekilde oynatabilecektir. Günlük kullanımda fazla donma kasma yapacak mıdır? Evet kesinlikle yapacaktır. Özellikle ellere yönelik bu telefon çok fazla kasıp donacaktır. Bunu şimdiden sizlere söyleyeyim. Telefonun işlemcisi kötü ve depolama biçimi de fazla iyi değil. 5G desteği maalesef ki bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC desteği de bünyesinde maalesef ki bulunmuyor. Bu da gerçekten bizi üzen bir şey. Suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında ise hiçbirisinde maalesef ki ne suda ne de tozda bir dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Bunun dışında ses kısmında ise sadece bir tane hoparlörü bulunuyor. Bunun dışında kalite olarak çok yüksek bir kalite beklemeyin. Orta düzey bir kaliteyle karşımıza çıkıyor. Yani film izlerken ya da video izlerken kesinlikle işinizi görecektir. Bunun dışında müzik dinlerken de yine sessiz bir şekilde dinlediğiniz zaman işinizi çok rahat bir şekilde görebilecektir. Ve bunun dışında 3.5 mm'lik şah girişi de bünyesinde bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Ekran içinden değil direkt yan taraftaki açma kapama tuşundan hızlı bir şekilde ekran kilidini açabilirsiniz. İsterseniz de 100 tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabilirsiniz. Sim kartında da 3 tane slot bulunuyor. 2 tanesine sim kartını, bir tanesine de hafıza kartını takabiliyorsunuz. Genel olarak bu telefonun fiyatından bahsetmek gerekirse fiyatının 4000 TL olmasını düşünüyorum. 4000 TL'den fazla gelirse yani 5000 TL çıkarsa kesinlikle almayın. Çünkü 5000 TL çıktığımız zaman 1000 TL fazla verip Redmi Note 10S'e geçebilirsiniz. O biraz daha iyi. Hatta 1000 TL değil Belki daha azını verebilirsiniz ama 4000 TL bandlarında bu telefonu alır mıydım ben? Hayır, almazdım. Gidip yurt dışı daha uygun bir telefon alırdım bence 4000 TL bu telefonu vermek mantıklı değil. Tabii ki de annenize babanıza ya da çocuğunuzun ilk telefonu olacaksa alınabilir ama çocuğunuzu da alacaksınız. Oyun oynamak istiyorsa bu telefon onu idare etmeyecektir. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bunun dışında annenize babanıza alabilirsiniz ama annenizin babanızın da kasan bir telefon kullanması hoşunuza gidecek midir? Bu da var. Bana göre bu telefonları seçmeyin. Yani annenize babanıza bile alacaksınız. Bu telefonlar güzel telefonlar değil. Çünkü onlar kullandığı zaman donarak kasanarak kullanacaklar bir zaman sonra.

Hoşunuza gitmeyebilir. Onun yerine biraz daha fazla verip güzel telefonlar almanızı öneriyorum. Yani burada TeknoKaman 18P var. Bunun dışında Redmi Note 10S var. Bu gibi telefonlara yönelebilirsiniz. Bunlar evet biraz daha pahalı ama kesinlikle biraz daha iyi telefonlar. Kısacası video bu şekilde de. Telefonu kesinlikle almayın. Yani 4000 TL'nin aşağısına düşerse alın. Ama zannetmiyorum o zaman da o fiyatlara bence çok çok zor gelir. O yüzden dolayı bu telefonu almayın kısaca. Dostlar video buraya kadardı. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.